Westminster Manastırı'nın ya da orijinal ismiyle Westminster Abbey'nin en doğusundayız. Burası eski gotik bir bina. Efsaneye göre manastırın tarihi belki de en az 7. yüzyıla kadar uzanıyor. 11. yüzyıl kadar erken bir tarihte bazı krallar buraya gömülmüş. İçinde bulunduğumuz şapeli yaptıran kral 7. Henry bu şapeli kendisinin ve ailesinin gömülmesi için yaptırdı kendi mezarı için ayrı bir mekan olarak düşündüğü bu gösterişli ortamın eski yerinde başka bir şapel vardı. 1500'ler Rönesans'ta olduğumuz anlamına geliyor. Ancak İngilizler o dönemde halen gotik uslubunda yapılar inşa ediyordu. Ancak tabi gotik tarzı 12. yüzyıldaki ilk hallerinden bu yana dönüştürülüp değiştirilmişti. Genel olarak gotik üslubun Fransa'da doğduğunu, Almanya'ya geçtiğini ve sonra da İngiltere'ye geldiğini düşünürüz. İngiltere'de gotik mimaride üç ilke ya da üç alt üslub vardı. Birincisi, doğrudan Fransızlardan esinlenen, basit, erken dönem İngiliz gotik mimarisi. İkincisi, dekoratif ya da süslemeli gotik ve son olarak dikey dönem. Ve burada onu en görkemli dönemindeyken görüyoruz. Bu şapel en çok tonozlarıyla ünlü. Tonozlar muhteşem. Gerçekten çok özgün bir yapıları var. Fransız Gotik mimarisine baktığınızda yükselen dikey alanları, büyük açık pencereleri görürsünüz. Bu mekanda da bunlar var. Ancak aynı zamanda Fransız uslubundan tamamen ayrılan bir yapısal sistem ve A örgü tekniği kullanılmış. İngilizcesi tracery olan bu teknik adı üstünde ağlara benzeyen desenlerin bir araya getirilmesiyle oluşuyor. Baktığımız her yüzeyde ince oymalar, ağ örgüler var. Ayrıca yelpazeler, sarkan tonozlar ve yer çekimine meydan okuyan tonozlar da var. Normalde gotik mimariyi düşündüğümüzde çapraz tonozlar ya da kaburgalı tonozlar aklımıza gelir. Bunlara bakarak çatının nasıl desteklendiğini anlayabiliriz. Bu ise tarif edilmesi zor bir mimari tür ve bunu zorlaştıran şeylerden biri A örgünün son derece süslü olmasının gerçek yapısal sistemi gizlemesi. Ve eski Fransız sisteminde yapı açıkça ortadadır ve aslında binanın güzelliği yapısal sistemin ortaya çıkarılmasından kaynaklanır. Oysa burada katman katman bir karmaşıklık var. Şimdi bunu parçalara ayıralım ve şöyle açıklayalım. İç yüksekliğe bakarsanız Devasa pencereler görebilirsiniz ve burada gerçek bir yapısal destek olmadığı açıkça görülmektedir. Bir dizi payandaların pencerelerin arasına girdiğini görebilirsiniz. Tabii ki bunlar ağırlığı taşımak için. Dışarıdaki payandaların ise yanal itme kuvvetini kaldırabileceklerini ve binanın desteklenmesine yardımcı olduğunu görebilirsiniz. Ve duvarlarda daha fazla pencereye yer açıyorlar ki bu da gotik uslubun bir özelliğidir. Burada bu durum açıkça görülüyor. Pencereler, tonozların çıktığı yerin ötesine geçiyor ve böylece pencere etekleri gerçekten açığa çıkıyor. Burada aslında dekoratif ağ örgülerle delinmişler. Ve eğer iskeleleri yukarıya doğru takip edersek, yelpaze şeklinde yayıldıklarını görürüz. Bu yelpazeler, tonozların ortasına doğru daha eksiksiz dairesel yelpazelerin görülmesini mümkün kılıyor neredeyse tonozun üstündeki dekoratif bir kaplamaya benziyorlar bir istisna dışında o da son derece dekoratif olmasına rağmen konilerle kesişen ve sürekli bir yapısal sistem oluşturan çapraz kaburgalar dekorasyon onu o kadar gizliyor ki bu çapraz kaburgaları bulmak için gerçekten uğraşmak zorundasınız bu yüzey gerçekten de çok karmaşık herhangi bir şeyi gözünüze kestirmek için bayağı uğraşmalısınız westminster manastırı'nın dışına doğu ucuna kadar yürüdük. Böylece kiliseye yapının biraz daha belirgin olduğu dış tarafından bakabiliriz. Son derece süslü uçan payandaları görüyoruz. Uçan payandalar bu benzersiz sekizgen şekilleri sayesinde tonozların ağırlığını içeriden dışarıya ve aşağı çekiyorlar. Tipik dikey üslupta oymaların inceliği ve zarafetini hissettiğimiz son derece güzel bir şekilde süslenmişler. Dikey olarak bilinen bu geç dönem gotik üslubunun bir diğer özelliği de A ya da kafes biçiminde yapılan büyük pencereler ve her bir pencere parçasının uzun olmasıdır. Ve durduğumuz yerin büyüleyici yanı caddenin karşısında da dikey gotik dönemine benzeyen bir bina olması. Ama aslında bu bina 19. yüzyılda gotik mimarinin yeniden canlandığı dönemde inşa edilmiş. Bu ünlü Parlamento binası ya da Westminster Sarayı yüzlerce yıl sonra yapılmış. Bu bina Elizabeth dönemi mimarisi ya da gotik olmak üzere iki tarihi üsluptan birinin kullanılmasını gerektiren bir rekabetin sonucu ortaya çıkmış. Bu da 19. yüzyılda tarihe duyulan ilgiyi gösteriyor. Aynı zamanda bize gotik üslubun 19. yüzyıl İngiliz tarihi için temel oluşturduğunu da hatırlatıyor. Buradan çıkarabileceğiniz anlam şu: Parlamento binası gibi önemli kamu binalarının kiliseyle bağlantısı vardı ve bu yapılar da onların dile getiriliş biçimiydi. Fakat aynı zamanda bu binalar üstün zanaatkarlık geleneğiyle ve belli bir şehir vizyonuyla da ilgiliydi. Bu vizyon 19. yüzyılın başlarında İngiltere'de yaşanan sanayileşmeye zıt bir vizyondu.